Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüze geçmeden önce sizlere daha önceden duyurusunu yaptığımız bu yıl 10.sü düzenlenecek olan Uluslararası Lyons Kısa Film Yarışması'nın son başvuru tarihine yoğun ilgi ve istekten dolayı 1 Mart 2019 kadar uzatıldığını bildirmek isteriz. Yarışmanın başvuru tarihini kaçırdım diyenlerdenseniz yarışmaya katılmak için hala vaktiniz var. Şimdiden bol şanslar. Merhaba arkadaşlar, bugün Sinema NDS Liseler Arası Kısa Film Yarışması için yanımızda Lal ve Sezin var. Onlarla bu yarışmanın detayları hakkında sohbet edeceğiz. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Duygularınızı alabilir miyiz? Birinci sene normal İstanbul çapında bir yarışmaydı. Fakat bu iki senedir ulusal olması iyice yarışmayı büyüttü ve hepimizi daha gerçekten heyecanlı bir ruh haline soktu. Geçen sene de çok güzeldi. Her sene böyle büyüyerek devam ediyor. Umarım bu sene de çok güzel olur yani. Heyecanla bekliyoruz biz de. Tören günü, kırmızı halılar. Afişlerin sergilenmesi. Evet. Işığın yönetmenlerin ve grupların üzerinde olması. Evet, bayağı şey yapıyorduk yani. Böyle bir arka planda işte röportajla alınıyor böyle. Tam o havaya sokup yarışma törenine gidiyoruz böyle. Güzel bir ortam oluyor gerçekten. Yani çünkü Burak Kan bir jüri üyesi olarak katıldığında adeta Cannes Film Festivali gibi demişti. Çünkü bir platform da vardı. Yarışmacılar evet. Orada hatıra pozu çekiyordu. Bayağı güzel yani, kısa filmcilere çok değer veren bir yarışma zaten. Jürilerimizle de çok konuşma şansı oluyor gelenlerin. Hani bizim de tabii ki konuşma şansımız oluyor. O da bayağı yararlı oluyor bence. Aynen ya, sıcak bir ortam oluyor. Ya yarışmacılar için şu çok iyi oluyor. Afişleri basıp sergileyince alıp eve götürüyorlar. İşte kendi imza atan oluyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Çok güzel oluyor. Şey de etkiliyor galiba biraz. O bizim bahçenin ambiyansı, o eski binalar falan güzel bir havaya sokuyor yani. Peki son başvuru tarihi ne zaman? 5 Nisan. 5 Nisan 2019. Evet. Peki süre kısıtlaması var mı? En fazla 10 dakika. 10 dakika. Peki konu sınırlaması? Yok. Hayır. Yani her türlü konu oluyor. Geçen sene hatta baya böyle fantastik konularla gelen evet, de olmuştu. Evet. Belgesel bile gelmişti geçen sene aslında. Onlar da baya çeşitlilik katıyor yani, eğer düşünen varsa. Evet. Hatta Yüksek Doz diye kanlı canlı bir filmde yani, en iyi senaryo ödülü aldı. Evet. Her türlü konu geliyor yani. Peki bu Sinema NDS Liseler Arası Kısa Film Yarışması yaparak birçok liseyle de ülke çapında iletişime geçtiniz. Bunun size nasıl bir dönüşü oldu? Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz liseli olduğumuz için aslında avantajı burada yarışmanın biraz. Çok rahat bir şekilde onlarla, ya problemlerimiz de aynı aslında bir film çekerken birbirimizden de çok şey öğrenip yardımcı da olabiliyoruz. Sinema NDS bundan sonraki yıllarda nasıl bir hale dönüşecek sizce? Yani gerçekten bu 3 sene zarfında bayağı bir gelişti ve hatta okullardan sorular gelmeye başladı, bu sene olacak mı diye. Ne olacak ilerisinde, neler var? Eski başkanımızla da konuştuk bu konuları. Hani bilmiyorum, belki çok büyük bir hayal gibi geliyor olabilir ama hani belki uluslararası bir festivale de dönüştürme şansımız olabilir. Ne mutlu bize olursa. Evet. Zaten biz de aslında sizinle mezun olacağız bir sene sonra. Ama Sinema NDS yani sürekli olan bir kulüp. Yeni üyeler katılıyor. O yüzden ben ya yani inanıyorum aslında, çünkü bir sene İstanbul'du ve ikinci sene hemen ulusal yapıldı. Evet. Ve bir anda tekrar yani ulusal olarak devam ediyoruz ve okullar kendiliğinden bizi takip etmeye başladılar bayağı yakından. Gerçekten okulların ve insanların isteğine göre zaten ulusal olarak yarışmamızdan çok fazla geri dönüş aldık. Neden olmasın? Zaten birçok kısa filmci de yurt dışına gidiyor, yurt dışı bağlantıları falan filan artık çok kolaylaştığı için bence mümkün yani böyle bir şey. Teşekkürler. O zaman başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bekliyoruz. Evet, bekliyoruz sizi. Evet, Lal ve Sezer'in de söylediği gibi yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 5 Nisan 2019. Ve her katılımcı yarışmaya konu sınırlaması olmaksızın 1 Ocak 2017 sonrası çekilmiş 10 dakikayı geçmeyen en fazla 3 film ile katılabilir. Bu yarışmaya katılmak için Notre Dame de Sion özel Fransız lisesinin web sitesinden veya cinemands.wordpress.com adresinden yarışma hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Web sitelerinde de belirttiği gibi başvuru formunu doldurup bu form ile birlikte başvuru için gerekli olan diğer materyali yollamanız yeterli. Yarışmanın ön eleme jürisi Notre Dame de Sion özel Fransız lisesi Sinema NDS Kulübü öğrencilerinden oluşacaktır. Bu yapılan eleme neticesinde 10 film finale kalacaktır. Ön elemeden geçen filmler 26 Nisan 2019 tarihinde cinemands.wordpress.com adresinde açıklanacaktır. Ve 13 Mayıs 2019 tarihinde ödül töreniyle birlikte en iyi film, en iyi görüntü, en iyi senaryo, en iyi kurgu, en iyi yönetmen, en iyi oyuncu, en iyi afiş ve cinemands jüri özel ödülü sahiplerini bulacaktır. Jüri üyeleri Ahu Türkpençe, Ayça Abana, Berna Laçin, Burak Kambir, Mehmet Günsür, Nilay Ulusoy, Irmak Kula ve ben Önder Yaycıoğlu'ndan oluşacaktır. Sadece lise öğrencilerine yönelik olan yarışmamıza filmlerinizi bekliyoruz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.